değerli konuklar, değerli katılımcılarımız. Bu yıl üçüncüsü düzenlediğimiz Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri'nin ödül törenine hoş geldiniz. Öncelikle sizlere kısaca kendimi ve vakfımızı tanıtmak istiyorum. İsmim Solmaz İlhan. İlhan ailesinin en kıdemli ferdi ve Atilla İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıyım. Vakfımız sevgili Atilla'nın vefatının ardından bugün artık ikisi de aramızda bulunmayan kardeşleri Cengiz İlhan ve Çolban İlhan Alışık tarafından 1970 senesinde kurulmuştur. Sevgili Cengiz tarafından kaleme alınan vakıf duyurucunu sizlerle paylaşmak isterim. Başarı yalnız yetenek değil, disiplin, özveri, bağımsız ve ödünsüz bir kişilik, içten bir yurt ve insan sevgisi gerektirir. Ancak o zaman gerçek ve hak edilmiş bir başarı olur der. Atilla İlhan tüm yaşamı ve eserleriyle bu başarıya iyi bir örnektir. Atilla İlhan'ın bu değerlerini ve bunları temsil eden eserlerini gelecek kuşaklara aktarılması için onun ismiyle anılacak bir vakıf kurulmasına karar verilmiş. Bu vakıf bilim, sanat ve kültür alanında ülkemizin genç kuşaklarının çalışmalarına destek sağlayacak ve bu değerler ışığında bir düşünce ve bilgi üretim bir yardım merkezi olmayı amaç edinmiştir. Atilla İlhan genç yaşlarında henüz lise talebesiyken, öğrenciyken kendisi için kişisel bir hedef belirlemiş ve son gününe kadar ideallerine ulaşmak için özverili ve disiplinli bir yaşam sürdürmüştür. Geride bıraktığı eserlerin kendisi gibi yaşam idealleri doğrultusunda yürüyen gençlere destek olması İlhan ailesi ve üyeleri için çok çok büyük mutluluktur. Vakfımız kendi imkanlarını kısıtlı da olsa faaliyetlerini bu çerçevede sürütmektedir. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile 11.'ini düzenlediğimiz lisedeki gençler kompozisyon yarışmasına her yıl 100'e yakın okul müracaat etmekte ve yüzlerce öğrencimiz katılmaktadır. Bununla birlikte Türkçeyi doğru kullanma ve tartışma kültürü kazandırma prensipleri ile hareket ederek lise çağındaki gençlerimize Taksim'de bulunan vakıf merkezimizde ücretsiz münazara eğitimleri vermekteyiz. Bunun dışında her ölüm yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi'nin değerli katkıları ile Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde sevgili Atilla İlhan'ı anma etkinliği düzenliyoruz. Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri ise vakıf faaliyetlerimizin çerçevesinde kurumlaştırmamıza ve geleneklerimize en çok özen gösterdiğimiz etkinliğimizdir. Bunu sağlamakta gerekse ödüllerimizi kurumsallaştırmada kuşkusuz en güçlü dayanağımız başta onursal jüri başkanımız Doğan Nizam olmak üzere her biri birbirinden değerli jüri üyelerimizdir. Bu vesileyle Roman Ödülü Jürisi Başkanı Sayın Selim İleri'ye, Sayın Mehmet Eroğlu'na, Asuman Kavaoğlu Büke'ye, sevgili Ülke Karamazoğlu'na ve Cem İlhan'a teşekkürlerimiz. Şiir Ödülü Jürisi Başkanı Sayın Metin Celal,
Üyeler Sayın Ali Ural, Sayın Haydar Ergülen, Adnan Özel ve sevgili Kerem Alışık'a ödülü hak kazanan yazar ve şairleri belirleyen gösterdikleri azamet çaba ve özen için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca vakıf olarak Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri'nin gerçekleşmesinde sponsorumuz İş Bankası Kültür Yayınları'na ve kapılarını cömertçe bize açıp TÜYAP yönetimine içtenlikle teşekkürü bir borç biliyoruz. Sözlerimi burada noktalarken Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri'nin onursal başkanı Sayın Doğan Rızlan'ı kürsüye davet ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Ödüller her zaman benim için önemlidir. Tabii ki bu ödüllerin iki cephesi var. Bir, ödül jürileri, bir de o jürinin verdiği sanatçılar, yazarlar, şairler, romancılar, öykücüler. Şimdiye kadar Atilla İlhan çalışmaları gerçekten bu dikkat edilmesi gereken dengeyi kurdular. Atilla İlhan tabii Türk edebiyatındaki önemi sadece belli türe indirgenmeyecek, belli türlerin kısıtlılığı içinde anlatılmayacak bir yere sahip. Çünkü romanı, şiiri yanı sıra denemeleri de düşünce dünyasının, cumhuriyet kuruluşunun, cumhuriyetin her aşamasının sanat ve siyasetle bağdaşan yanlarını, bağdaşmayan yanlarını çok özgün tespitlerle ortaya koymuş biridir. Bir de ayrıca tabii Atilla İlhan'ın kuşağı da Türkiye'de bir takım yeniliklerin yapıldığı, bir takım siyasi baskıların da olduğu bir dönemin sanatçılarıdır. Hiç kuşkusuz insanın yaşamı tabii ki yazdıklarına yansıyor. Atilla İlhan'ın da oydu. Bunun yanı sıra Atilla İlhan başka gençlerin, yeni yeteneklerin de yükselmesi için çalışmıştır. Yayın evi yöneticiliği sırasında daima bugünün çok önemli yazarlarının, o günün genç kuşağının kitaplarının yayınlanmasında tanınmalarına büyük rol almıştır. Bunları Atilla İlhan'a gelen mektuplar okuduğumuzda o mektuplardan bu özelliğini bu işlevinde öğrenmiş bulunuyoruz. Bir de sabahleyin daima belirlisi oturur, bütün onu ziyarete gelenlerle konuşur, sorularını yanıtlar. Böylece onu okuyanların zihinlerinde doğan daha geniş soru dağarcığını da Atilla İlhan üşenmeden cevaplandırırdı. Ayrıca televizyon konuşmalarında da daima onlar da sadece bireysel bir eksen etrafında dönen anılar değildi. Onlar da bir dönemin bütün çizelgesiydi. O bakımdan Atilla İlhan'ın ödüllerinin onursal başkanı olmaktan da hiç kuşkusuz tabii çok onur duyuyorum. Tüm katılanlara ve ödül alanlara da teşekkür ediyorum. Nice ödüllere diyorum. Sağ olun, var olun. Thank you.
Atilla İlhan. İlk roman vakıf özel teşvik ödülü Fatih Baha Aydın bir haber. Gerekçe de şu, ulaşılan bilgilerin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu bilinmediği çağımızda sahte bilginin nasıl gerçekler rastlaşılabildiğini, gerçekliği etkilediğini gösteren etkileyici bir roman. Hiç doğmamış, yaşamamış birinin biyografisi olarak başlayan anlatı farklı katmanlarıyla tarihimize kara mizahla bakmaya müsaade. Evet. Bir fotoğraf alabilir miyim? Rica etsem. Ben de alacağım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle vakfa ve saygıdeğer jüriye üyelerine ve tabii ki de Doğan Bey'e. Bu benim ilk ödülüm. O yüzden çok heyecanlıyım, çok kıymetli benim için. Ben romanı rahmetli hocam Mehmet Niyazi Özdemir'e ithaf ettim. O da önemli bir tarih romancımız. Ben hocayı tanıdığımda 15 yaşındaydım. O zaman o hoca kütüphaneye gidip geliyordu. İslam Araştırmaları Merkezi, İslam'ın kütüphanesine. Ben de çocuk denecek bir yaşta hocayı tanıdım. Hocanın ben çay ocağındaki sohbetlerinde ve kütüphanedeki masasında olan küçük böyle ayak sohbetlerinde, ayaküstü yapılan sohbetlerdi diyelim. Hocanın birçok bilgisinden faydalandım. Sohbet ortamına girmek şansına eriştim. Ve benim hoca yazardı hocam, yazardı ve ben ona çok hayran kaldım. İnsanlar onun etrafında toplanırdı. Tabii sadece hoca konuşmazdı, hoca söz vermeyi de severdi. Ama ben hocanın sözlerini en çok beğenirdim. En sona konuşurdu. O yüzden yazarlık bende her zaman çok saygın bir meslek oldu. Yani ben çok hayran kaldım hocanın sohbetine. Benim için yazarların sözü en doğru söz oldu. En güzel söz oldu. Ben hocaya çok öykündüm. O yüzden de kitabıma hocama ithaf ettim. Çocukluğumdan beri bende büyük bir bu arzu vardı. Yani yazar olmak arzusu. Yazar anılmak, insanlar beni görünce veya kimliğim olarak, yazar olarak ben anılmak istiyordum. Genç denecek belki bir yaşta başladım romana. 25 yaşında yazmaya başladım. O zaman tabii ilk romanım, hiçbir anlaşmam, hiçbir şeyim yok. Bilmiyorum, ayaklarım yere basmıyor. Ama ben o zaman da kendimi yazar diye görüyordum, kendi kendime. Kimseye demiyordum bunu. Ama içimden, ya ben daha kitap olmayan bir yazarım diyordum. Yani belki hiç basılmayacak, belki kitap hiç basılmayacak bir yazar, yani romancıyım diyordum. Ama bunu içimden diyordum. Daha sonra kitabım basıldı. Ben sandım ki ben bunu dışarıdan diyebileceğim. Yani insanlar sorduğu zaman romancıyım veya yazarım diyebileceğim sandım. Ama yapamadım. Yani sebebi bilinmez bir, belki bir hicap duydum bilmiyorum, tam da açıklayamıyorum. Hala da diyemiyorum yani yazarım. Hiç, bu cümleyi hiç kuramadım. Her zaman İnsanlar bana mesleğimi sorduğum zaman öğretim görevlisiyim diyorum ki doğru da bu. Ama içimden, çok içimden sadece kendi duyacağım bir sesle yazarım diyorum. Bu ödülün benim için kıymeti o yüzden çok büyük. Belki ben bu ödül sayesinde daha cesurca günün birinde yazarım diyebileceğim. Bu belki bana o gereken cesareti verecek. O yüzden ben hem ödülü bana layık gördüğünüz için hem de bu hafta içi bir günde çok uzak bir yere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Atilla İlhan Roman Ödülü, Jale Sancak, Uyanan Güzel, Renkler, Dokular ve Seslerin Anlatısında Gerekçe Bu, Jale Sancak, Kayıp Bir Şehirde Kıyamet Öncesi Umutsuzluğun Nasıl Aşk ile Umuda Dönüşebildiğini ve inancın Sevgiyle Yeniden Yeşerttiği Bir Dünya'yı Evet.
ödül bölündü efendim. Onun için diğer ödülün de sahibi Onur Caymaz sıfır kitabıyla. Onun da gerekçesi şu: İnsanlık tarihinin ilk terör eyleminden Nazi toplama kamplarına, oradan da 1981 darbesine olayları ve kişileri bağlayarak kurgulanmış bir yapıya sahip sıfır romanın ana teması, hiçlik ve varlık arasındaki ilişki temelinde gelişiyor ve hiçlikten varlık doğabilir mi sorusuna cevap arıyor. Okuru elinden tutarak tarih içinde sürükleyen bir roman. Evet, evvela hanımlar diyoruz. Şimdi Jale Sancağı. Ben öncelikle değerli jüri üyelerime ve sizlere, burada bizimle olduğunuz için değerli jüri üyelerine, beni Atilla İlhan roman ödülüne değer buldukları için çok teşekkür ediyorum. Kulağımda bir ses var şu anda. Sıcacık bir ses, çocuğum diyen bir ses. Atilla İlhan'ın sesi bu. Kendisini tanıdığım için de çok mutluyum ben. Yazmaya şiirle başladım yıllar ve yıllar önce, çok gençken. Yazmaya şiirle başlamamın birinci nedenlerinden birisi Atilla İlhan ve şiiridir. Yazı yolculuğum boyunca zaman zaman düşündüğümde, iyi ki böyle sevgili bir kılavuzum oldu diye hep mutlu oldum. Ben Atilla İlhan'dan çok şey öğrendim. Yazıyla ilgili, yazmakla ilgili, hem şiirinden hem romanından estetik, derinlik, dil işçiliği ve pek çok şey. Her zaman benim ustalarımdan birisi oldu. Şimdi onun adına verilen bu ödüle değer bulunmak bana onur veriyor, kıvanç veriyor. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi Onur Caymaz, bir kere daha okuyayım gerekçeyi. İnsanlık tarihi, gelebiliriz mi? İnsanlık tarihinin ilk terör eyleminden Nazi toplama kamplarına, oradan da 1981 darbesine, olayları ve kişileri bağlayarak kurgulanmış bir yapıya sahip sıfır romanının ana teması, hiçlik ve varlık arasındaki ilişki temelinde gelişiyor ve hiçlikten varlık doğabilir mi sorusuna cevap arıyor. Okur elinden tutarak tarih içinde sürükleyen bir roman. Buradayız efendim. Buradayız. Teşekkürler. Ben de bir iki dakika alayım sizlerden. Öncelikle hem jüriyelerine hem de sizlere çok teşekkür ediyorum. Atilla İlhan'ı lise yıllarında tanıdım. İlginç bir şey, sorumluluk her zaman birazcık daha artıyor. Atilla abiyi önce tanıdıktan sonra adımın yanına bir Hadun Taner eklendi. Daha sonra bir Behçet Aysen eklendi. Başka bir şiir ödülüne. Daha sonra bir Bedri Rami Eyüboğlu eklendi. Sorumluluk gittikçe arttı. Görevler gittikçe arttı. Daha sonra da bugün büyük bir onur duyarak Atilla İlhan eklendi. Atilla abiyi ben lisedeyken tanıdım. Yanına ilk gittiğimde Atilla abi dediğim için hep Atilla abi diyorum. Bizim okulun önünden geçerdi. Ben de dersten kaçıp çok berbat bir kare bir kağıda yazılmış berbat aşk şiirlerini hemen gözünün önüne dayar. Hocam bir bakar mısınız derdim. O böyle biraz okurdu rahmetli. Evladım sen derslerine iyi çalış, okulunu bitir. Ondan sonra bir şeyler inşallah yapacaksın derdi. Benim bu büyük ustadan öğrendiğim en önemli şey doğru bildiğini söylemek oldu. O yüzden birkaç şey daha eklemek isterim bütün bu söylediklerime. Sıfır öyle bir roman oldu ki benim hayatımda.
belki edebiyat dünyası veya ün veya para, şan, başka şeylerin çok ötesinde bir şey kazandırdı bana. Konya'dan gencecik bir kız, bir edebiyat öğretmeni 600 sayfalık kitabın içinden tek tek bütün sırları, kitabın bazı sırları vardı, fotoğraflarını çekip bulup bana gönderdi. Bu Atilla'nın aslında söylediği çok önemli bir şeye denk düştü benim hayatımda. Demişti ki, hepimiz birileri için yazarız. Fakat günü geldiğinde, denemelerinden birinde var mı sanıyorum hangi edebiyatta. Günü geldiğinde hep birileri okusun isteriz. Fakat edebiyat öyle bir şeydir ki başka insanlar bizi bulur. Dışarıdan başka insanlar ve hep onlar keşfederler. Bunlar da genelde bir avuç kişidir dedi. Aslında bugün bu edebiyat dünyası dediğimiz şey hala o bir avuç güzel insanın çevresinde dönüyor bence. Atilla abinin çok sık atlanan bir yanını da burada aktarmak isterim. Atilla ile bir düşünürdü. Bir Kemalist düşünürdü. Ve Mustafa Kemal'i Türkiye'de en iyi bilen adam Atilla İlhan'dı. Bugün edebiyat dünyamızda Türkçe edebiyat gibi bir garabetin çıktığı bir edebiyat dünyasında herhalde Atilla İlhan yaşasaydı tuhaf biçimde karşılardı ve bunun üzerine bir sürü yazı yazardı. Ama belki son olarak bunu söyleyebilirim. Biz maalesef bunu ne düşünüyoruz ne de Atilla İlhan'ı basit bir aşk şairinden ayırabilecek kadar ona doğru bakabiliyoruz. Ben en azından kendi adıma onun manevi huzurunda diyelim. Bu muhakkak bizi bir yerden görüyordur. Şairler böyledir çünkü. Bunlar için hep Atilla abiden öğrendiğim o şeyi yapacağım. Doğru bildiğim şeyi söylemeye devam edeceğim. Ve edebiyat için yazmaya, çalışmaya, adının bu sorumlulukla, bu aldığım sorumluluklarla devam edeceğim. Teşekkür ederim. Şimdi sıra şiir ödüllerine geldi. Romanda olduğu gibi şiirde de iki tür ödülümüz var. Birisi ilk şiir kitabına verilen, diğeri de büyük ödül diyeceğimiz şekilde şiir ödülü. Şimdi bu sene ilk şiir kitabı vakıf özel teşvik ödülünü biz iki şair arkadaşımıza birden paylaştırmak istedik. Romanda büyük ödül paylaştırılıyor, şiirde niye olmasın dedik herhalde ama tabii ki şaka bir yana öyle değil. İkisi de birbirinden eserler. İlk ödülümüz Ecza Kışı adlı kitabıyla Oğulcan Kütö'ye vereceğiz. Gerekçemiz de şöyle. 2018 Atilla İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü'ne şiirsel söyleyiş disiplinini bozmadan imge, çağrışım, atmosfer oluşturma gibi alanlarda yeni arayışlara girmesiyle dikkati çeken Oğulcan Kütük'ün Ecza Kışı isimli eseri oy birliğiyle değer görülmüştür. Heyecanlıyım. Fakat ödüllerin en güzel yararlarından biri bu, heyecanlandırması gerekiyor bence zaten. Yazarı heyecanlandırdığı gibi okuru da heyecanlandırması gerek. Çünkü malum okur-yazar ilişkisi çok yoğun değil ülkemizde ama böyle ödüller, böyle büyük ödüller yine okur-yazar arasındaki o ilişki için yeni bir kanal açma açısından, o ilişkiyi büyütmek açısından büyük işlev taşıyor. Bunun dışında Ecza Kışı bir ilk kitap. Ben çok şey öğrendim kendimle ilgili yazarken. Ve şimdi çok şey öğrendim kendimle ilgili yazarken ve Atilla İlhan'ın kitapları hep yanımda yöremdeydi benim. Şimdi onun da altında böyle bir ödül alıyor olmak, onun kanadının altında ismimin anılıyor olması çok kıymetli benim için. Ben bu vesileyle Atilla İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'na yönetimi bir değerli jüriye çok teşekkür ederim. İkinci teşvik ödülümüz Ters Akıntı kitabıyla Sadi Karademir'e. Onu da gerekçesini okuyorum. Entelektüel bilgiyi şiirde eritebilme yeteneği ve ahengin peşine düşüp dikkatle okuması ile Sadi Karademir'in Ters Akıntı isimli kitabı oy birliğiyle
değer görmüştür. Fatih Karademir geliyor. Yol verirseniz. Öncelikle Tars Akıntı kitabına ilgiyi, alakayı gösteren kıymetli jüriye çok teşekkür ediyorum. Ödülü özellikle Atilla İlhan adını almak da benim için çok büyük bir onur. Genelde bizden daha büyük yazarlarımız, şairlerimiz onunla ilgili nasıl tanıştıklarını anlatıyorlar. Benim de hayatımda en büyük pişmanlık nasıl tanışamadığım üzerine. Çünkü biz liseye ilk geldiğimizde Kuleli Asker Lisesi mezunuyum ben. İşte 14 yaşlarımızda o Atilla İlhan'ın vefatından önceki TÜYAP'ta. Biz buraya aslında geldik. İşte biz üstümüzde üniformalar, Atilla İlhan bizim için o zaman çok daha yeni, İstanbul'u yeni öğreniyoruz. Atilla İlhan'la da hem o zamanki işte askerlik psikolojisinin verdiği o boşlukta, onun alanında Sisler Bulvarı'nda ilerliyoruz. Saat 6 gibi olunca bizim geri dönmemiz lazım. Biz ilk sınıflardık, erken geri dönüyorduk. Atilla İlhan'ın da imza günü bizim geri dönme saatimizden sonra. Yani o zamanlara denk geldi, işte hala şeydir, hayatta böyle en büyük pişmanlık olarak o tanışamamayı anırım. Bugün de Atilla İlhan'la anılmak beni gerçekten mutlu etti. Eğer ulusal kültür bileşimi gayesi varsa Atilla İlhan'da, onu da ödül aldıktan sonraki gelen tepkilerden gördüm. Belki Türkiye'de bir ulusal kültür bileşimi olamadı ama Atilla İlhan ismi üzerinde bir ulusal kültür bileşimi var. Bu da beni her açıdan çok mutlu etti. Ters Akıntı da benim ilk kitabım. Daha önce Dergah dergisi ekseninde yazdım. Eski şiirlerimde vardı. Ters Akıntı ile birlikte aslında biz güçlü şairlerin o kendimizde soyut olarak hissettiğimiz tavşan atletliğiyle birlikte koşmaya başlıyoruz ve onların bizden ayrılmasıyla koşuyu hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu kitap da belki o ayrımın ilk kitabı olarak bende yeri özel. Onun için tekrardan ilk kitabıma ödül veren kıymetli jüriye ve burada bulunan herkese çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi günün son ödülüne geldik. 2018 Atilla İlhan Şiir Ödülü Mehmet Can Doğan'a Camekan kitabıyla veriliyor. Gerekçemiz de şöyle. Poetik olgunluğunu Türkçenin değişik coğrafyalarından söyleyişler ve etnolojik tavrı ile Mehmet Can Doğan'ın Camekan isimli kitabına verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Şimdi demin arkadaşımız Sadi bahsetti, ulusal kültür bileşiminde. Şimdi bu ödülün gerekçelerinden biri de odur. Yani Atilla İlhan'ın bakışına uygun, o yaşasaydı ödül verildiğine hoşnut olabileceğini düşündüğümüz isimleri de öngörüyoruz. Mehmet Can Doğan arkadaşımız da hem şiiriyle hem şiir üzerine yaptığı çalışmalarla bu ulusal kültür üzerine belki en çok düşünen şairlerden biri. O anlamda da ben ödülün tam yerine gittiğini düşünüyorum. Mehmet Can Doğan'ı davet ediyorum. Paylaşan herkese teşekkür ederim. Başlayayım. Ben Atilla İlhan'la 10 yaşında tanıştım. Şahsıyla değil tabii. Ablamın kitaplarındaki kitaplardan biri ki yanıma da getirdim. Duvar
Bunun arkasındaki yazıyı çocuk halimle raftan çektikçe kitabı okurdum. Şöyle yazıyor. Duvar beni çok sevindirdi. Atilla İlhan gayet soylu, özlü şair. Pek beğendim. Aşk olsun delikanlıya. Nazım Hikmet'in bir yazısı bu. Ben de ödülün bana verildiğini duyduktan sonra Atilla İlhan'ın sesini duydum. Aşk olsun delikanlıya gibi bir ses. Bilmiyorum, belki vehmimdir. Belki de gerçekliği vardır. Tanışıklığım böyle. Sonraki zamanlarda Metin Celal'in dediği gibi Atilla İlhan'ı şair olarak değil de özellikle fakülte yıllarında bir entelektüel olarak okudum. Ve ulusal kültür bileşim konusunda her zaman çok şey öğrendim. Ve bir de bazı yazarlarımız vardır, biliyorsunuz. Yazarken onlara bakmadan edemezsiniz. Doğan Bey de benim için öyle bir yazardır. Nitekim bunu hakkında yazdığım bir yazıda da söyledim. Edebiyatın hafızası olan isimlerdir bu isimler. Atilla İlhan'ı da ben öyle görüyorum. Tabii bu ödülle birlikte bir de sorumluluk da biniyor. Zaten kişisel olarak yazarken öyle hissederim de şimdi bu biraz daha ağırlaştırdı. Hani omuzlar üzerinde melekler olduğu söylenir ya, yazan çizen insanların üzerinde de böyle yazı melekleri var. Atilla İlhan da artık bundan sonra yazarken omzumun üstünde bana baktığını, yazdıklarımın sorumluluğunu duymam gerektiğini, ki bunu her zaman hissetmişimdir, daha çok hatırlatan bir ödül oldu benim için. O yüzden sevindirici. Son kez şunu da söyleyeyim. Şiiriyle süren ilişki anlamında. Tabii fakültede, fakülte yıllarında daha çok düz yazılarıyla meşgul oldum. Tabii şiirini de okuyordum. Kimin yoktur ki yani sevgilisine Atilla İlhan şiiri okumadı, kim vardır acaba? Bizde de, bende de öyle oldu. Fakat bir yerden sonra doğrusu bana bu biraz ne diyeyim, sanki gençlik duygusu dönemi şiirleri gibi gelmişti. Fakat ne zaman ki Argos dergisinin 90'lı yıllardaki 40'lı sayılardan biriydi. Orada mavi kapaklı bir sayı. Ayrılık Sevda'ya dahil adlı uzun şiir onda yayınlandı. Atilla İlhan o yıllarda tabii ki kendime kıyasladığımda bir hayli yaşlıydı. Fakat benim duyarlılığıma yazılmış bir şiirdi. Hayranlığım yeniden doğdu. Yani o yaşta o duyarlılığı yakalayabiliyor olması büyük bir şair gücü olduğunu düşündürdü bana. Hala da böyle düşünüyorum. Hala Atilla İlhan'dan her okuyuşta başka şeyler alınabileceğini ve öğrenebileceğini düşünüyorum. Atilla İlhan 1940'lı yıllarda şiirin kaptanıydı. Kaptan şiirleri yayınlanıyordu o yılların dergilerinde. Hala şiirin kaptanı. Ben de Atilla İlhan'ın kaptanı olduğu bir gemide yer almak ve onun da adının bulunduğu bir bantla yer almaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim.
Bakın. 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 Bak